Arabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. Sayın Başkanım, son dakika bir bilgi aldık. Evet. Kulübü kapatacağınıza dair. Evet, futbolcular da biraz önce toplantıdaydı takımla. Evet, son gelişmeler nelerdir acaba? Son gelişmeler nelerdir? Bugün Ordu Spor'a biliyorsunuz Ordu Elik'e 1-0 mağlup olduk. Bugün sahasında oynayan, sahada oynayan arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ederim. Bugün demin içeride bütün futbolcularımızla helallik alacağımızı, ikinci yarıya çıkmayacağımızı tebliğ ettim. Bu gelinen süreçte herkesin vebali var. Özellikle Karabük'teki siyasetin çok vebali var. Evet. Birilerinin elinden tutup Karabük Belediyesi'nden para istemeye benzemiyor bu iş. Şehirde bölmeyi sağlayarak önce tesislerden başlatıp devamında başka yerlerden karşıma çıkıp bütün engelleri karşılaştırarak Eflanspor, hatta geçen haftada benimle alakalı bu sizinle yapmış olduğum röportajdan sonra beni aşağılayıcı, evet, hakaret edici bir yazı paylaştılar. Utanç duydum ben bundan. Çok sustum, söyleyecektim ama söyleyemedim. Hatta siz dediniz, bırakın gerek yok dediniz. Gerek yok, evet. Bugün tribünlerde, protokol tribününde hiçbir kimse yoktu. Kimsecikler. Ama bugün Eflanspor'un tribünlerinde AKP diyorum artık, İl Başkanı Ferhat Salt, AKP İl Başkan Yardımcısı, sakallı biri var, o, ismini anmayayım. Boy boy fotoğraflar veriyorlar. ASD yapmayın takımın adına, AKP yapın. Siz bu takımı bitirmek için elinizden geleni yaptınız ki bitirdiniz. Sadece Adem Aydın olarak gördünüz. Bu takım Adem Aydın'ın takımı değil. Adem Aydın'ın takımı değildi. Bu takım şehrin takımıydı. Tekrar bir takım yaratmak için elinizden gelenizi yaptınız. Yıkmak için elinizden gelenizi yaptınız. Her kapımı kapattırdınız. Buna bizzat siz şahitsiniz. Her önümdeki kapıların hepsini kapattırıldı. Engellenildim. Benim gücüm bir yere kadar. Ben şu an içimi tutamıyorum, ağlamak üzereyim. Çünkü emek verdim. Ben onlara savaş açmadım. Onlar bana savaş açtılar. Bu şehir yok olsun, bu takım yok olsun diye şehir açtılar. Önce tesislerden başladılar, sonra yapmadık dediler. Bu tesislerden başladılar. Sonra 10 yıllık sözleşmemiz devam ettiği için bir şey olmayacağını anladıklarından dolayı geri adım atmak zorunda kaldılar. Sonra biz böyle demedik denildi. Ama işler öyle değil. Ben kimsenin elinden tutup da kapı kapı dolaşmıyorum il başkanıyla. Evet. Peki başkan, şunu sormak istiyorum. Şimdi yani kesin olarak Karabük İdman Yurdu Spor'un kapı İdman Yurdu Spor'u kapattınız. Bugün itibariyle bütün futbolcularımızın hepsini kendilerine kulüp bulmaları adına tebliğ ettim. Bundan sonraki süreci bekleyeceğiz. Göreceğiz bakalım nasıl bir gelişme olacak. Yani ikinci yarıya çıkmayacaksınız. Şu an itibariyle çıkmayacağız. Yani şunu net ol. Şu anki düşüncemiz, yönetim olarak, hocalarımız olarak, Ersin Hoca'ya da bunu paylaştım. Çıkmamak. Peki bunun en büyük nedenlerinden biri maddiyat mı? Maddiyat. Tamamen maddiyat. Mali imkansızlıklar. Mali imkansızlıklar sebebiyle. Yani peki bir çıkış noktası bulamazsanız, daha doğrusu para bulamazsanız kulübü açmayacak mısınız? Hayır, açmayacağız. Amatöre düşecek takım. Yani amatöre zaten mücadele etmeyeceğiz. Orada da AKP Eflanspor var zaten. Bizim olmamıza gerek yok. AKP Eflanspor çıkartmaya çalışacaklar. Ellerinden geleni yapsınlar. Ama 100 yılda bir defa Adem Aydın gelir. Bir defa. Bir tane gelir. Bunu kimse başaramaz. Ben Karabük futboluna canımı dişime taktım. Her şeyi verdim. Ve imkansızları başardım. Adem Aydın'ın tek başına başardığını yüzlerce kişi bir araya gelip başaramazsınız. Başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız da yani. O zaman ben sizlere karşı karşıya geldiğimi, ben bu lafları tek tek söyleyeceğim. Karabük İdman Yurdu 3. Lig'den çekilmiş mi oluyor şimdi? Ne oluyor? Şu an çekilmiş olarak değil, futbolcularına ayrılacağımız için futbolcumuz olmamış olacak. Bunu tabii ki Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osman'la da görüşeceğim bu konuyu.
Bakalım bu sonraki süreç nasıl olacak? Karşılaşmalar artık önümüzdeki karşılaşmalara çıkmayacak artık. Zaten devre arasına girmiştik. Evet. Burada önümüzdeki süreç var tabii ki. Kampımız falan olmayacak. Toplanma yapmayacağız futbolcularımızı. Yani yok olmayacak futbolcularımız. Böyle bir düşüncemiz var. Evet. Peki tekrar kulübü toplama, futbolcuları derleme, toplama, takımı tekrar bir araya getirme imkanınız var mı? Para olursa ne olmaz? Ben bu çocukların vebaline niye gireyim? Burada personel aile geçindiriyor. Evet. Ben bunların vebaline niye gireyim? Bugün itibariyle bütün futbolcuları dağıttınız. Bugün itibariyle bütün futbolcuları kendilerine kulüp bulmalarını, kimsenin hakkına girmeyeceğimi, geçmiş dönem alacaklarını olanların da hakkının baki kaldığını ve ödeyeceğimi tebliğ ettim. Ve bugün böyle bir karar. Futbolcuları ne kadar alacağı vardı? 8 milyon 900 bin lira. 9 milyon civarında. 8 milyon 900, 9 milyon lira civarı. Evet. O paraları da bir şekilde vermeniz gerekiyor sanıyorum. Tabii ki. Kulübü açmasanız bile verilecek. Tabii, açmasanız bile vereceğimiz paralar. Evet, Karabük Manyurdu, Karabük spor taraftarına en son olarak neler söylemek istersiniz? Ben Karabük halkına çok çok teşekkür ederim. 4 sene bizi desteklediler. Mavi Ateş tribünlerinde yalnız bırakmadılar. İyisiyle, kötüsüyle, eksisiyle, artısıyla. Hep bizim yanımızda olmaya çalıştılar. Onları çok seviyorum. Bir ailem gibi görüyorum. Tribünden geldiğim için onlar benim bir ailem. Onların hakkını yediler. Onların bütün sosyal şeylerini ellerinden aldılar. Ama bu vebalin altından onlar kalkamayacak. Kalkamayacaklar. Bir şey diyemiyorum ha. Hepsi hakkını helal etsin. İnşallah devam ederiz ama hakları helal etsin. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com